Merhaba arkadaşlar, sorularda kaldığımız yerden devam edelim. Diyor ki, bitkilerde sıvı halde su kaybı gibi değişik şekillerde olur. Bunlardan hangilerinin kök basıncı ile ilgisi yoktur? Kök basıncı demek suyun enerji harcanmadan yukarılara doğru taşınması demektir. Şimdi damlama olayı neydi? Fazla suyun damlama şeklinde dışarıya atılmasıydı. Bu olur arkadaşlar, kök basıncı ile ilgisi. Yaşarma olayı yine damlamaya benzeyen bir olaydır. Bu da olur. Salgılama olayı suya değil mineraller için gerçekleşen bir olaydır ve enerji harcanır. Kök basıncıyla herhangi bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız yalnız 3 olur. Geçelim 32. sorumuza. Yüksek yapılı bitkilerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bilinmesi bir bitkinin yaşadığı bölge koşulları hakkında bilgi edinilmede yeterli olmayabilir? Yaprak ayasının genişliği, stomaların yaprakta bulunduğu yer, kütükula tabakasının kalınlığı, iletim demetlerinin gövdede dağılma biçimi, kök yapısı. Şimdi arkadaşlar, biz bitkinin kurak ortamda mı, sulak ortamda mı yaşadığına bakmak için yaprak ayasının genişliğine bakabiliriz. Eğer ki darsa kurak ortamda yaşıyor olabilir. O yüzden bu olur. Stomalar yaprağın üst yüzeyinde bulunuyorsa sulak, alt tabakasında bulunuyorsa kurak yerde yaşıyordur. Bu da olur. Kütükula tabakası ince ise sulak ortam bitkisidir. Kalınsa kurak ortam bitkisidir. Bu da olur. İletim demetinin gövdede dağılma biçimi demiş. Bu bitkiden bitkiye farklılık gösterir. Nasıl? Açık tohumlu bitki vardır. Kapalı tohumlu bitki vardır. Ve otsu bitki, odunsu bitki vardır. Bunlar da farklılık gösterdiği için bu yaşadığı yer hakkında bilgi vermez bize arkadaşlar. Kök yapısı yine bize yaşadığı yer hakkında bilgi verir. Cevabımız denizli şıkkı olur. Geçelim 33. soruya. Yaprak epidermis hücrelerinden farklı olarak stomaların kapatma hücrelerinde kloroplast bulunması bu yapılara aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırmıştır? Bölünebilme, metabolik enerji üretme, glikozu kullanma, metabolik su oluşturma, açılıp kapanabilme. Arkadaşlar, kloroplast sayesinde fotosentez yapıyor ve fotosentez yaptığı zaman açılıp kapanabilme özelliğine sahip oluyor. O yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. 34. soru. Aşağıdaki olaylardan hangisi bitki hücrelerinde ozmotik basınç artışına neden olmaz? Ozmotik basınç neydi? Suya olan ihtiyaç. O zaman bir yerde su kaybı olacak ki ozmotik basınç artsın. Bitki tarafından yeterli su alınamayışı bu ozmotik basıncı artırır. Hücrelerde çözünebilir maddelerin artışı. Maddeler çözündükçe su miktarı azalır. Dolayısıyla ozmotik basınç artar. Doğru. Mezofil hücrelerinde nişastanın birikimi. Nişastanın üretimi sırasında su üretiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada su üretildiği için ozmotik basınç artmaz, azalır. Cevabımızın bu olması gerekiyor. Terleme ile su kaybı. Su kaybı zaten ozmotik basıncı artırıyor olur. Su kıtlığı yüzünden depo maddelerinin yıkımının artması. Zaten yıkımda su kullanılıyor arkadaşlar. Bu yüzden bu da ozmotik basıncın artışına neden olur. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Evet. Yukarıdaki grafik stoma hücrelerindeki nişasta ve şeker miktarının zamana bağlı değişimini göstermektedir. Bakın, şekerin arttığı zamanlar öğlen saatlerinde stomalar açılıyor. Nişastanın arttığı zamanlarda ise stomalar kapanıyor arkadaşlar. Diyor ki, bu durumda stoma hücreleriyle ilgili hangileri yapılabilir? Gece maksimum seviyeye ulaşan nişasta miktarı öğlen minimum seviyeye düşer. Evet, baktığınız zaman öğlen minimum seviyeye düşmüş. Bu doğrudur. Gündüz çözünebilir şeker miktarının artması ozmotik basıncın artmasına neden olur. Doğrudur arkadaşlar. Su ihtiyacını artırır. Gündüz pH azalır, gece artar demiş. pH'in azalması demek karbondioksitin kullanılması demektir. Gündüz fotosentez yapıldığı için, pardon, yanlış oldu arkadaşlar. pH'in azalması demek karbondioksit miktarının artması demektir. Dolayısıyla gündüz karbondioksit kullanıldığı için pH artar, gece azalır. O yüzden bu yanlış olacak. Cevabımız 1 ve 2 denizli şıkkı olur. Geçelim 36. soruya. Bitkiler aynı çevresel koşullarda yetiştirilmiş olsalar da terleme hızı bitki türüne göre değişim gösterir.
Bu durum farklı bitki türlerinin anatomik ve fizyolojik özelliklerine dayanır. Aşağıdakilerden hangisi terleme hızını doğrudan etkileyen özelliklerden değildir? Toplam yaprak alanı, bu doğrudan etkiler arkadaşlar terleme hızını. Mezofil hücrelerindeki kloroplast miktarı demiş. Dursun bakalım. Kütükula tabakasının kalınlığı, bir kere bu da etkiler. Kök sisteminin yapısı ve dağılışı. Daha fazla su alırsa o zaman ne olacak? Çok fazla da terleme yapacak arkadaşlar. Bu da etkiler. Stomaların yapısı, büyüklüğü ve dağılışı. Bu da etkiler arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Kloroplast miktarı. Kloroplast fotosentez yapımını artırıyor. Dolayısıyla bunun terleme ile doğrudan bir alakası yoktur. Geçelim diğer sorumuza. Bitkinin yaşadığı ortamla stoma sayısı ve konumu arasında bir ilişki vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Nemli ortam bitkilerinde stomalar sadece yaprağın alt yüzeyinde yer alır. Hayır, nemli ortam bitkilerinde üst yüzeyde yer alır. Çünkü su sıkıntısı yok. O yüzden bu yanlış. Zaten cevabı bulduk. Diğerlerini de okuyalım. Tamamen su içinde yaşayan bitkilerde stoma bulunmaz. Evet arkadaşlar, bunların zaten terlemeye ihtiyacı yoktur. O yüzden doğru. Krok ortam bitkilerinde stoma sayısı azdır demiş. Evet doğrudur. Krok ortam bitkilerinde stomalar epidermis seviyesinden daha aşağılara çekilmiştir. Doğrudur arkadaşlar, terleme az olsun diye. Nemli ortam bitkilerinde stomalar epidermis düzeyinin daha üstünde yer alır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. 38'e geçelim. Bitkilerde boşaltımla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Amonyak gibi azotlu atıklar stomalardan buhar halinde atılabilir. Yanlış arkadaşlar. Stomalardan sadece su atılabiliyor. Bir de karbondioksit atılabiliyor gaz halinde. O yüzden bu yanlıştır. Diğerlerini de okuyalım. Fazla su, gutasyon denilen damlama olayıyla yapraklardan atılabilir. Doğru. İnorganik tuzlar kökler yardımıyla uzaklaştırılabilir. Hani az önce dedik ya, sekresyon veya işte salgılama olayı, bu da doğrudur. Zehirli bileşikler kalsiyum oksalat kristalleri halinde kofullarda biriktirilebilir. Evet doğrudur. Yaprak dökümü olayı ile zehirli maddeler uzaklaştırılabilir. Doğrudur arkadaşlar. Her sonbaharda yaprakların dökülmesi bitkilerin aslında bir nevi boşaltım yapmasıdır. Cevabımız A şıkkı olur. Geçelim 39. soruya. Diyor ki, çiçekli bitkilerin tohumunda yapılarından hangileri bulunur? Tohumda arkadaşlar. Sperm ve yumurta hücresi demiş. Embriyo demiş, çenek demiş. Bir kere tohumda sperm ve yumurta hücresi bulunmaz, ayrı ayrı. Bunlar birleşir, zigot haline gelir. Daha sonra embriyo haline gelir. Embriyo ve çenek bulunur. Cevabımız 3 ve 4 olur. 40'a geçelim. Çiçekli bir bitkinin embriyo kesesinde bulunan ile ilgili olarak yumurta, antipod çekirdek, polar çekirdek, sinerjik çekirdek. Diyor ki, yumurta megasporun 3 kez ard arda mitoz bölüme geçirmesiyle oluşur. Megaspor dediği yumurta hücresidir arkadaşlar. İlk başta oluşan yumurta hücresidir. Bu da doğrudur. Polar çekirdekler sperm ile birleşip endospermi oluşturur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Antipod ve sinerjik çekirdekler en kromozomludur. Mayoz sonucunda oluştuğu için bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 Edirne şıkkı olur. 41'e geçelim. Yukarıdaki olaylardan hangileri bir tohumun çimlenmesi sırasında gerçekleşmez? Döllenme. Çimlenme sırasında döllenme olmaz arkadaşlar. Enzim sentezi olur. Büyümesi için gerekli. Nişasta hidrolizi olur. Beslenmesi için gerekli. Replikasyon yine büyüme için gereklidir. Bunlar olur. Yalnız bir gerçekleşmez arkadaşlar. Çimlenme sırasında ayrıca fotosentez de olmaz. Bunu da unutmayalım. Geçelim 42. sorumuza. Evet, burada bize hücreler vermiş. Diyor ki, eğrel tohumunda döl değişiminin özetlendiği yukarıdaki şemada X ve Y ile gösterilen yapılarla ilgili hangileri doğrudur diyor herhalde. Evet, hangileri doğrudur? Şimdi Y hücresinden spor oluşmuş. Arkadaşlar, Y bir kere spor ana hücresidir ve 2N kromozomludur. Burada bir mayoz bölünme olur. Mayoz bölünme sonucunda da spor oluşur. Sporlar uygun ortam bulurlar, büyür gelişirler ve daha sonra bunlar
Yumurta ve sperm oluştururlar. Sonra yumurta ve sperm birleşir, zigot oluşturur. Sonra eyrel tohutunu oluşturur. Eyrel tohutlarında spor kesesi oluşur. Daha sonra burada yine ne oluşur? Bu iki en kromozomlu spor ana hücresi oluşur. Peki, eyrel tohutunda döl değişiminin özetlen, tam soruyu zaten okumuştuk. 1 diyor. X haploid, Y diploiddir. Evet, boyoz sonucunda oluştuğu için Y diploid, X haploiddir. Bu doğru. Spor kesesi hücreleri 3N kromozomdur. Hayır arkadaşlar, 2N kromozomludur. O yüzden bu olmaz, yanlış. Anteridyumdan oluşan sperm ile arkegonyumdan oluşan yumurta hücresi aynı kalıtsal özelliktedir. Mitoz sonucunda oluştuğu için aynı kalıtsal özelliktedir. Doğru. X'in farklılaşmasıyla arkegonyum ve anteridyum oluşur. Bunlar erkek ve dişi organlar gibi düşünün arkadaşlar. Bu da doğrudur. Cevabımız 1, 3, 4 olur. Geçelim 43. soruya. Yukarıdakilerden hangileri mitoz bölünmelerle karşısındaki yapıyı oluşturur? Embriyo, embriyonik gövde demiş. Şimdi, zigot, embriyo demiş. Bir kere bu doğru. Zigot, embriyoyu mitoz bölünme sonucunda oluşturuyor. Triploid, çekirdek, endosperm. Bu da doğru arkadaşlar. Yumurta ana hücresi yumurta demiş. Bakın, bu mayoz bölünmeyle oluşan bir olaydır. Bu olmaz. Yumurta hücresi ve sperm hücresi zigotu oluşturmuş. Bu da olmaz arkadaşlar. Bu döllenme olayıdır. Mitoz da olmaz. Embriyodan embriyonik gövde demiş. Bu embriyonun işte bölünmesiyle, evet, embriyonik gövde, embriyonik kök oluşabilir. O yüzden bunu da alalım. Cevabımız 1, 2, 3, Ceyhan şıkkı olur. 44'e geçiyoruz. Diyor ki, yukarıdakilerden hangileri sadece çiçekli bitkilerde görülür? Sadece çiçekli. Metagenez çiçeksiz bitkilerde de olur. Döllenme olayı çiçeksiz bitkilerde de olur. Crossing over yine arkadaşlar olabilir. Mayoz sonucunda oluyor çünkü. Tohum oluşumu sadece çiçekli. Yani çiçekli demek zaten tohumlu bitki demektir. O yüzden cevabımız A şıkkı, yalnız 4 olur. 45. sorumuza gelelim. Diyor ki, bir tohumun çimlenmesi sırasında aşağıdaki grafiklerden hangisinde gösterilen değişim meydana gelmez? Tüketilen oksijen miktarı, evet, artar. Çünkü oksijen sayesinde solunum yapacak ve büyüyüp gelişecek. Bu yüzden bu olur. Üretilen glikoz miktarı. Arkadaşlar, çimlenme sırasında fotosentez olmaz. O yüzden de glikoz üretilmez. Cevabımız bu olacak. Bursa. Diğerlerine de bakalım. Üretilen karbondioksit. Oksijeni tükettiği için solunumla ne yapacak? Karbondioksit üretecek. O yüzden bu olur. Yedek besin miktarı azalacak çünkü yedek besini kullanarak büyüyecek. Bu da olur. Tohumun kuru ağırlığı azalır arkadaşlar yedek besini kullandığı için. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak. Geçelim 46'ya. Hermafrodit bir bitkinin. Hermafrodit neydi? Hem sperm hem de yumurta hücresi üretebilen demekti. Yumurtalarının kendi sperm çekirdekleriyle döllenmesi sonucu oluşan tohumlar uygun koşullarda çimlendiriliyor. Çimlenme sonucu oluşan genç bitkilerle ilgili hangileri söylenemez? Tüm proteinleri ata bitki ile aynı niteliktedir. Arkadaşlar bakın, unutmayın. Yumurta ve sperm mayoz bölünme sonucunda oluşuyor. Her ne kadar aynı bitki için üretilmiş olsa da mayozda çeşitlilik görülür. O yüzden tüm proteinleri aynı nitelikte olmaz. Genotipleri ata bitki ile aynıdır. Yine olmaz. Mayoz bölünme var çünkü. Fenotip farklılıkları sadece modifikasyona bağlı olarak ortaya çıkar. Bu da olmaz. Yine mayoz bölünme olduğu için bu da olmaz. Hiçbiri söylenemez arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Çimlenmekte olan bir tohumda olaylarından hangileri gerçekleşmez demiş. Homolog kromozomların bağımsız ayrılması. Bu mayozda gerçekleşen bir olaydır. Çimlenen tohumda olmaz. Organik maddelerden inorganik maddelerin oluşması. Bu solunumdur arkadaşlar. Bu olay gerçekleşir. Farklı gen aktiviteleriyle farklı dokuların oluşması. Evet, kök, gövde gibi yapıların oluşması bu olur. DNA replikasyonu, bu da bölünmedir. Mitoz bölünmede de olur bu olay. Bu da gerçekleşir. Cevabımız yalnız bir olur, gerçekleşmez dediği için. Geçelim 48. sorumuza. Diyor ki, belirli bir bitkiden aynı kalıtsal yapıda ikinci bir bitki elde etmek için ne yapmamız lazım bir kere? Kesinlikle eşeysiz üreme yapmamız lazım. Kendi kendine tozlaştırma. Kendi kendine tozlaştırsanız da dediğim gibi mayoz bölünme sonucu yumurta ve sperm oluşuyor. O yüzden bu olmaz arkadaşlar. Tohumla üretmek, bu da yine bir eşeyli üremedir.
Çelikli üreme eşeysiz üremedir. Bu yüzden aynı bitki elde edebilirsiniz. Ama 1 ve 2'de aynı bitki elde edemezsiniz. İzlenemez dediği için cevabımız 1 ve 2 olur. 49. soruya geçelim. Çiftçiler kaliteli meyve veren bitkilerini tohumla üretme yönteminin yerine köklendirme veya aşılandırma yöntemiyle üretmeye çalışır. Bunu tercih etmesinin nedeni durumlarından hangilerini sağlamaya yönelik olamaz diyor. Farklı tatlarda meyve elde etme. Hayır, çelikle veya köklendirme veya aşılama yöntemiyle üretme olayı bitkinin özelliklerini korumaya yöneliktir arkadaşlar. Bu yüzden farklı tatlarda meyve üretimi için olmaz. Daha kısa sürede ürün almayı sağlama. Evet, bu olur. Aynı kalitede yeni bitkiler elde etme. Bu da olur arkadaşlar. Kalıtsal çeşitliliği artırma. Hayır, bakın. Burada kalıtsal çeşitlilik artırmıyoruz. Var olan çeşitliliği korumaya çalışıyoruz. Cevabımız 1 ve 4 olur. 50. sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki canlılardan hangilerinin üremesinde metagenez gerçekleşir? Arkadaşlar, metagenez olayı kara yosunları, su yosunları, işte eğrelti otları, ciğer otları gibi bitkilerde görülür. Cevabımız ne olacak burada? Kara yosunu, su yosunu 3 ve 4 olacak. Yani Ceyhan şıkkı. Monokotil ve dikotil bitkiler, bunlar tohumla üreyen bitkilerdir. Metagenez olayı görülmez. 51. soruya gelelim. Diyor ki, çiçekli bir bitkide mikrospor ana hücresi bölünürken 2x sayıda tetrat oluşuyorsa, bu bitkinin tohumunda yer alan endosperm hücrelerinin kromozom sayısı kaçtır? Şimdi 2x sayıda tetrat oluşuyorsa, tetrat neydi? Tetrat iki tane kromozomun birleşmesi sonucunda oluşuyor. Biz kromozom sayısını bulmamız için bu tetratı ne yapacağız? 2 ile çarpacağız arkadaşlar. Dolayısıyla 2 çarpı 2x 4x olur. O zaman bunun kromozom sayısı 4x'miş. Yani 2n eşittir nedir? 2n eşittir 4x. Endospermde kaç tane kromozom vardı? 3n değil mi? 3n eşittir ne olur? 6x olmaz mı bakın? 2n eşittir 4x ise n eşittir 2x olur. 3n eşittir de 6x olur. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Geçelim 52. sorumuza. Yukarıda verilen bitkilere ait yapılardan hangileri monoploid, yani en kromozomlu değildir? Kara yosununun gameti en kromozomdur arkadaşlar. Gamet demiş, üreme hücresi en kromozomlu. Vejetatif çekirdek, yine polenin içerisinde bulunan çekirdek en kromozomludur. Sperm çekirdeği en kromozomdur arkadaşlar. Endosperm hücresi 3N kromozomludur. Dolayısıyla monoploid, yani en kromozomlu değildir. Evet, diyor ki yukarıdakilerden hangileri çimlenme sırasında kullanılır? Bir kere çimlenme sırasında fotosentez olmadığı için ışık kullanılmaz. ATP kullanılır, oksijen kullanılır, çeneklerdeki besin kullanılır arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim 53. sorumuza. Diyor ki çift çenekli bir bitki tohumunun çimlenme süreci aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlar? Çimlenme su alma ile başlar arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 55'e geçiyoruz. Çiçekli bitkilerde görülen olaylarından hangilerinde crossing-over meydana gelme olasılığı vardır? Crossing-over'ın olması için mayoz bölümü olması gerekiyor. Polen ana hücresinden mikrosporların oluşması, bu mayoz sonucunda olur. Crossing-over olabilir. Mikrosporlardan generatif çekirdeklerin oluşması. Arkadaşlar, bu mitoz bölünme sonucunda olur, o yüzden olmaz. Zigotun oluşması, bu döllenme olayıdır, bu da olmaz. Cevabımız Adana yalnız bir olur. 56. sorumuza geçelim. Yukarıdaki yapıların kromozom sayıları hangisinde doğru verilmiştir? Polen ana hücresi nedir? 2N kromozomludur. Vejetatif çekirdek N, mikrospor N kromozomdur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. 57'ye geçelim. Çiçekli bitkilerdeki eşeyli üremede gözlenen olaylarından hangileri omurgalı hayvanlarda gözlenmez? Triploid doku arkadaşlar omurgalılarda yoktur. Üreme olayının mayoz ve döllenme ile gerçekleşmesi, bu omurgalılarda var. Mayozla oluşan hücrelerin monoploid gelişme evresi geçirerek gerçek gametleri oluşturması. Bizde gametler direkt oluşur. Monoploid bir evre geçirmezler. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız 1 ve 3 olur.
58. soruda diyor ki, dişi bir çiçeğe ait organlarda döllenmeden önce veya döllenmeden sonra aşağıdaki yapılardan hangisi oluşmaz? Dişi bir çiçek, bakın. Polar çekirdek demiş, vejetatif çekirdek demiş, embriyo, endosperm, sinerjik çekirdek. Arkadaşlar, dişi embriyoda vejetatif çekirdek oluşmaz, dişi çiçekte. Vejetatif çekirdek polenin içerisinde bulunan bir çekirdektir. Polende iki çekirdek oluşur, vejetatif ve generatif. O yüzden bu dişi çiçekte bulunmaz. 59'a geçelim. Diyor ki, eğrelti otunun hayat devrinin bazı basamakları gösterilmiştir. Sporofit bitki spor oluşturmuş. Arkadaşlar, spor oluşturma olayı mayoz bölünmeyle olur. O yüzden bakın, mitoz yazanlar gider. Gametofit dölden yumurta ve sperm oluşmuş. Bunlar mitoz bölünmeyle oluşur. O yüzden ikisi de mitoz olacak. Cevabımız bu durumda ne olur? Ceyhan şıkkı olur. 60. sorumuza geçelim. Bir buğday tohumunun çimlenmesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisinde artış gözlenmez? Bakın, çimlenme sırasında hangisi artmaz diyor. Besin depolama. Arkadaşlar, depolanan besini kullanıyor. Fotosentez de yapamadığı için çimlenme sırasında bunda artış olmaz. Fosforilasyon, ATP sentezinde artış olur. Protein sentezinde artış olur. Karbondioksit üretimi ve oksijen tüketiminde artış olur. Ama fotosentez yapmadığı için besin depolamada artış olmaz. Unutmuyoruz. Çimlenen bir bitki fotosentez yapmaz. Gelelim 61'e. Kapalı tohumlu bitkilerde yukarıdaki yapılardan hangilerinin oluşumu tozlaşmadan önce gerçekleşir? Tozlaşmadan önce arkadaşlar ne oluşuyor? Gamet oluşumu gerçekleşiyor tozlaşmadan önce. Şimdi polen oluşumu gerçekleşecek. Sperm çekirdekleri bakın tozlaşmadan sonra olur. Hani şu, hatırlayın bakın, şu bizim dişi organımız. Bitkideki dişi organ. Diş organının üstüne polen gelip konduğu zaman buraya bir tüp çekirdeği oluştu, tüp oluşturuyor. Bu vejetatif çekirdek tüpe dönüşüyor. Generatif çekirdek hemen buraya girerek arkadaşlar bakın iki tane çekirdek oluşturuyor. Bunlara biz sperm çekirdeği diyoruz. Bunlar bu yüzden tozlaşmadan sonra oluşur. Mikrospor demiş. Mikrospor zaten polenin diğer adıdır. Bu da gerçekleşir. Cevabımız 1 ve 3 olur. Geçelim 62. sorumuza. Kaç dakika olmuş bakalım. Evet, 65'e kadar çözelim ya da bu sayfayı çözelim. Daha sonra videoyu bitirelim. Diğer videoda devam ederiz. Dormansi halindeki bir tohumun ürettiği ATP enerjisinin zamana göre değişimi aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? Arkadaşlar, dormansi durumundaki bir tohum dinlenme halindedir ve ATP miktarı, ürettiği ATP miktarı sabittir. O yüzden cevabımız Bursa şıkkı olacak. Uyku durumunda olduğu için. Diğer sorumuza geçiyoruz. Çiçekli bitkilerde tohumu ve meyveyi oluşturan yapılar. Arkadaşlar, tohumu tohum taslağı oluşturur. Meyveyi de yumurtalık oluşturur. O yüzden cevabımız ne olur? Ceyhan şıkkı olur. 64. Bir bitki tohumunun çimlenmesi sırasında dışarıdan alınan su miktarının zamana göre değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre hangi zaman aralığında sindirim enzimlerinin aktivitesi en yüksektir? Sindirim enzimi, bakın, sindirim olayı hidrolizle gerçekleşir. Hidroliz demek su kullanılması demektir. Suyun en fazla kullanıldığı zaman aralığı ne zaman? 2 numaradır. O zaman cevabımız ne olur? Bursa şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Çiçekli bitkilerdeki tozlaşmadan sonra olaylarından hangileri olur? Mikrospor hücresinin oluşması. Hayır arkadaşlar, bu tozlaşmadan önce oluyordu. Triploid çekirdeğin oluşması. Bu döllenme ile birlikte, yani tozlaşmadan sonra olur. Zigot da yine döllenme ile birlikte oluşur. Tozlaşmadan sonra olur. Cevabımız denizli şıkkı olur. 66'ya geçelim. Kapalı tohumlu bitkilerde olaylarından hangileri hem tohum taslağında hem de polen keselerinde gerçekleşir? Mitoz bölünme ve mayoz bölünme hem tohum taslağında, yani hem dişi organda hem de erkek organda gerçekleşir. Ama döllenme olayı sadece dişi organda olur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Geçelim 67'ye. Kapalı tohumlu bitkilerde döllenme sonunda farklılaşan ovaryum, yani yumurtalık, tohumun çevresini saran meyveyi oluşturur. Bu meyve olaylarından hangilerini sağlar? Bir kere arkadaşlar, meyve tohumun korunması ve
yayılması için önemlidir. O yüzden tohumun yayılması doğru. Tohumun beslenmesi olmaz. Çünkü tohumu biz toprağa ektiğimizde meyveyle birlikte ekmiyoruz, değil mi? Eksek bile zaten tohum içeride kendi besinini kullanır. O yüzden bu olmaz. Gelişmenin erken dönemlerinde tohumun kurumasının önlenmesi, evet, tohumu koruduğu için bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olur. Bu video için son soruya geçiyoruz. Kaliteli meyve veren bazı bitkiler kesilen dalını köklendirme ya da aşılama yöntemi ile çoğaltılır. Bu yöntem amaçlarından hangilerine yönelik olabilir? Biz kesen dalı çoğaltıyorsak eğer kesilen dalı, o zaman aynı kalitede bitki elde etmemiz lazım. Bakın, aynı kalitede yeni bitkiler elde etmemiz lazım. Doğru. Kısa sürede ürün alıyoruz. Evet. Olumsuz koşullara dayanıklı bitkiler, etkiler elde etmek. Olumsuz koşullara dayanıklı olması için tohumla üretmemiz lazım. O yüzden bu olmaz. Meyve kalitesini artırma, var olanı koruyoruz arkadaşlar. Kalite artırma gibi bir olayımız yok. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 Adana şıkkı olur. Videoyu burada bitirelim. Diğer videoda artık 100 sorunun tamamını bitirmiş olacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.